Bir de biliyorsunuz bir referandum var 16 Nisan'da. Bu referandum, değerli kardeşlerim, burada bir seçim yapmıyoruz. Yani burada bir milletvekili seçimi, belediye başkanı seçimi değil bu. Bu Türkiye'nin geleceğinin seçimi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evren 8 beldesinde vatandaşlara hitap etti. Bakanlık olarak sanayicilerle bir araya gelerek bölgenin sanayisinin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Özlü, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının Türkiye için önemli olduğunu vurguladı. Halk oylamasının belediye veya milletvekili seçimi olmadığının altını çizen Özlü, bu Türkiye'nin geleceğinin seçimi, referandum ile Türkiye'nin geleceğini oylayacağız dedi. Burada 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Peki nasıl oylayacağız Türkiye'nin geleceğini? Ya mevcut sistemin, mevcut düzenin olduğu gibi devamı yönünde oy kullanacağız. Veya diyeceğiz ki bu düzen, bu sistem değişsin, yeni bir sistem gelsin, daha güçlü bir Türkiye olsun, daha büyük bir Türkiye olsun, bölgesinde söz sahibi bir Türkiye olsun, dünyada iyi bir oyuncu olan bir Türkiye olsun, bunu oylayacağız. AK Parti olarak demokrasiye ve milli iradeye inanan bir parti olduklarını vurgulayan Bakan Özlü, 18 maddelik yeni anayasadaki bir maddenin bile evet demek için yeterli olduğunu ifade etti. Bizim için evet oyları kadar hayır oyları da muteberdir, takdire şayandır, değerlidir, kıymetlidir. Biz çünkü AK Parti olarak demokrasiye, milli iradeye inanan, başından beri de felsefesini bu doğrultuda yürüten bir partiyiz. Değerli kardeşlerim, biz tabii bir paket hazırladık. 18 maddelik bir paket hazırladık. Bu paket 18 madde tartışıldı, konuşuldu, hala konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi bile bu pakete evet demek için yeterli. Bu paket Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh olması için devlet teşkilatımızın daha hızlı çalışması gerekiyor. Bu paket devlet teşkilatımızı, devletin hizmet sunma yapısını kolaylaştıracak, mekanizmaları hızlandıracak bir paket, bir yapı. Biz sizlerden bu referandumda evet oyu kullanmanızı talep ediyoruz. Hayır oyu verdiğimiz zaman bu hayır oyunun kimlerin, hangi merkezlerin işine yarayacağını da düşünülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Kandil'de olanlar var, Avrupa'da olanlar var. Bunların ortak paylaştıkları bir nokta var. Dolayısıyla biz sizlerden bu referanduma güçlü bir destek talep ediyoruz. Daha güzel bir Evren 8 için, daha güzel bir Kırklareli için hep birlikte, hep beraber canla başla çalışacağız.